İyi günler çok değerli ve sevgili dostlar. Bugün sizlerin istediği bir ürünün kutu açılımını yapacağız. Bugün 3 video çektim. Geç kaldığım için ve ödevlerim, sınavlarımdan dolayı. Ama tekrardan çekiyorum çünkü beğenmedim ve bu beni çok yoruyor. Şu an biraz daha uykulu olabilirim ama bir kere daha şansımı deneyeceğim. Karşınızda sizin istediğiniz bir ürün. Ben story'de paylaştım en çok hangisini istiyorsunuz diye Logitech'ten. Siz de bunu çok istemiştiniz. Getirdik Logitech G213. Evet arkadaşlar, hayatımın en büyük şoklarından birini yaşadım. Çünkü siz ürünü söylemişsiniz ama ben hayatım boyunca bu kanalda bir kere öyle bir deneyimimiz oldu. Onun dışında hiç membran klavye tanıtmadık ki biz. Yani yalanlar haricinde. Bu membranmış. Ben bunu buraya gelince öğrendim. Siz de bunu biliyor muydunuz? Bilmeden mi bunu bana söylediniz? Kutumuzdan hemen ürünü çıkaralım. Elimize aldığımızda bir oyuncu klavyesi kadar ağır değil fakat altta çok pis kauçuklar var. Hatta şu ana kadarki tanıttığım en büyük kauçuklar bunun. Ta buradan buraya kadar ve burada da iki tane var. Kaymayacaktır eğer güzel bir yüzeye tutturursanız. Kablosu kalın, örgülü bir yapıya sahip. Şimdi dostlar şunu söyleyeceğim. Biz normalde bu kanalda tabii ki membran klavye incelemiyoruz ama artık inceleyeceğim. Çünkü hem artık membranlar da RGB'ye geçmeye başladı hem de şimdi bunu tutturmak için bir şey bulmam lazım. Su şişesi olmasa var ya, işim zor benim. Dediğim gibi hem fiyatlar çok arttı hem de artık membranlar RGB özelliği ve daha yumuşak bir basım hissiyatına kavuştu. Şöyle söyleyeyim, mesela kurumsal alanlarda veya iş yerlerinde Lenovo klavyelerini çok görebilirsiniz ve bunu hiç kurcaladıysanız biraz veya yazı yazdıysanız sert olduğunu anlamışsınızdır. Artık yeni çıkan oyuncu klavyeleri böyle değil, gerçekten çok güzel bir basımları var. Şöyle yapalım isterseniz, ilk başta gidelim biz bu ürünü bir inceleyelim. Beyaz masamızda nasılmış ne değilmiş ses testi de yaparız. O ara. Şöyle tekrardan buraya gelelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Evet sevgili dostlar, şu an ürün karşımızda ve hemen isterseniz kısaca şunlardan bahsedelim. Burada membran kullanımı. Burada ilk başta değinmek istediğim iki tuş var. Bunlardan biri ışığı açıyor, birisi de kapatıyor. Fakat şu an farklı renk modlarını yapamıyorum. Çünkü şu an ben bunun çalışması için bunu kablo yoluyla alttan MacBook'a bağladım. MacBook'a da bunun yazılımı nasıl indirilir hiç bilmiyorum. Yani indirmedim, sadece hani çekim için taktım diyebilirim. Her zaman yaptığım bir işlem. O yüzden tek tek böyle renkler yanıyor. Şuradaki tuşlardan bahsedelim. Bu sadece ışığı kapatıp açıyor, bu kadar. Mod falan ayarı bunda yok. Buradan yapamazsınız, yazılımlı oluyor. Buna bastığınızda bakın gaming modu çalışıp kapanıyor. Windows tuşunu falan kapatıyor. İsterseniz yazılımla başka tuşları da kapatabilirsiniz. Buradaki tuşlara bakacak olursak çok güzel bir basımı var hepsinin. Alışıyorsunuz hemen çünkü şuraya bir işaret koymuşlar. Buna göre hesapladığınızda bayağı rahat oluyor. Alışması kolay. Ses şeyleri de hani çok zor değil, çok yumuşak. Makro falan zaten atayabilirsiniz, onları söylemiyorum. Caps Lock ışığımız var. Burada Num Lock ışığı demiş ama Num Lock'u açıp kapatamıyoruz çünkü aşağıdaki bilgisayardan dolayı. Burada dikkatimizi çeken bir kısım, tüm harfler Türkçe bir dizilime sahip ve üzerinde de Türkçe harfler var. Mekaniklerde genellikle yabancı ülkelerden geldiği için Türkçe yazar yazdığınızda ama burada gözüken İngilizce Q olur. Burada yani bir sıkıntımız yok. Enter'da istediğimiz büyüklükte. Buradaki Shift konusuna bakarsak belki hani bazıları için buradaki Shift küçük gelebilir diyeceğim ama bu da mecburen böyle diye. Onu buraya koymasalardı başka bir yere sıkıştırmak zorunda kalacaklardı. Burada anlatabileceğimiz kısım bu kadar. Evet arkadaşlar, şimdi ürünü inceledik. Yazılımını göstereyim hemen isterseniz ilk başta. Evet dostlar, şimdi buraya baktığımızda zaten burada direkt kabloyla bağladığımız için hemen görüyor. Bu Logitech'in genel bir gaming software, yani oyun yazılımı diye geçiyor Türkçesi burada. Burada iki tane tuşumuz var. Onlara da geleceğiz. Burası ana menü. Buradan makrolarımızı atayabiliriz isterseniz. Buradan RGB bölümünü halledebiliyorsunuz. Bu klavye aslında 5 tane bölgeden aydınlatıyor. Mesela ben dedim ki şurası kırmızı yansın.
atıyorum şu renk şurası yansın. Özel bir renk de seçebilirsiniz. Burada RGB kodlarını yazarak yeşil şurası olsun falan filan yapabilirsiniz. Ama ben öyle sevmiyorum. Böyle yaptığımızda da bakın birkaç seçeneğimiz var. Sabit bir renk istersek atayabiliriz. İstersek nefes alma efektimiz olabilir. Yine bunlara istediğimiz rengi verebiliyoruz. Renk döngüsü bütün renkler arasında değişiyor. Ve renk dalgası dersek de ki en sevdiğimiz. Bunun da yönünü değiştirebiliyorsunuz. Hızını ayarlayabiliyorsunuz. Bayağı hızlı oldu lan. Şöyle bir şeyler olsun. Tamam. Eğer ışık tuşuna basarsanız bu sadece ışığı açıp kapatıyor. Fakat gaming tuşuna basarsanız Windows tuşudur veya atıyorum sizin buradan atayacağınız tuşlar da olabilir. Bunları kapatıyor ve kullanmanızı engelliyor oyun esnasında. Ayarlar bölümü var. Burada çok bir şey göremedim ben. Hangi tuşlara en çok bastık bunu gösteren bir bölüm var. Fakat bu cidden bayağı uzun sürüyor. Bugün yapmış ve nasıl bir sonuç çıkmış bunu görmek istiyorum. Görünmüyor. Vallahi ben bile anlamadım yani. Garip ya, bu özelliği bir türlü çözemedim. Neyse, buraya geçiyorum. En çok hangi tuşa bastığınızı falan gösteriyor. Bir türlü sevemedim bu özelliği. Belki bazıları için uygundur. Şimdi şöyle yapalım. Yaklaşık 1-1,5 ay önce bir hikaye paylaştım. Logitech'in hangi ürünlerini beğendiniz, hangisini istersiniz tarzında. O zaman bana direksiyon seti bayağı geldi. Onu da tanıtırız. Siz merak etmeyin. Bir de en çok G213 geldi. Başkaları da vardı ama bu ikisi ben de aldım ama acaba herkes benim gibi mi düşündü? O zamanlarda ben baktığımda yaklaşık 250 liralık bir fiyatı vardı. Fakat bugün baktığımda, bu videoyu çektiğimde 350-400 liralık bir fiyatı var. Yani bu cidden bir membran klavyeye göre yüksek bir fiyat. Ha, tabii ki sen dersin işte başka markalarda da böyle pahalı satan var mı? Var. Ama bence 250'de kalsaydı en azından bir nevi kurtarırdı diye düşünüyorum. Fakat bu fiyat aralığında bilmiyorum neden bu kadar da istendi. Bir yorumları da belirtir misiniz? Acaba RGB mekanik klavye sanılıp hani 250 Logitech falan denildiği için mi benden çok istendi? Ben bunu çok merak ediyorum. Bunun sebebi nedir? Lütfen bana bunu belirtin. Çünkü ben şu an ciddi bir şaşkınlık içerisindeyim. Çünkü fiyatına video içerisinde baktım. Öyle bir hata yaptım. Bundan sonra önceden hazırlıklı geleceğim. Dünyanın en güzel membran klavyesini getir, ben yine 350-400 lira vermem. Yani çünkü 180 liraya Türkiye'de bir mekanik klavye bulabiliyorsunuz. Ve Otemu switchli, hani markası belli olmayan bir switch bile değil. Tabii ki RGB'si yoktur, bilmem nedir, tasarım falan filan. Tamam, Logitech sponsorumuz ama biz burada doğruyu söylemek zorundayız. Ben bu fiyata bunu bir türlü hoş karşılayamadım. Başka özelliklerden bahsedelim. Şimdi genel olarak tasarımı güzel. Tuş yapısı güzel. Buradaki tuşlar iyi çalışıyor. Hani takılma makılma yok. Onları geçelim. Yani klavyenin hiçbir sıkıntısı yok. Yüzeylerinde yıpranma olmayacaktır büyük ihtimalle. Toz da pek tutmuyor. Yani bazı kauçuk yüzeylere göre toz tutması da iyi. Tuş basımları iyi. Ben hatta şöyle söyleyeyim. Bitirme ödevi vardır üniversite sonuncu sınıfta. İnşallah bu sene biterse mutlu olurum. Dualarınızı bekliyorum. 20 sayfalık bir tezi ben bu klavyeyle yazdım. Özellikle yazdım. İnadına dedim bakayım ne olacak. Hani membran kullanayım. Hep zaten mekanik kullanıyoruz kaç senedir. Hiç bileğiniz ağrıtmıyor kauçuk olmamasına rağmen. Cidden bu bayağı güzel. Hani çok garip bir tasarımı var. Çok iyi ele oturuyor. Böyle diyebilirim. Bunun dışında bakıyorum. Işıklandırmamız güzel. Bir sıkıntı yok. Ama bölgesel RGB var. Yani tamamen bir RGB değil. Her tuş RGB değil doğal olarak. Çünkü switchli değiller. Türkçe dizilime uygun. Türkiye'deki insanların sevdiği tarzda. İnce bir tasarımı var. Hoş bir ürün olmuş. Ama dediğim gibi bir membrana ben kendim bu kadar fiyatı veremem. Bu dolardan mı böyle oldu orasını da bilemem. Hatta dolar düştü de yani. Niye böyle oldu? Ben çözemedim. Hatta şöyle söyleyeyim. G413'ü tanıttık biz. Hatırlarsanız Logitech'in en güzel switch'i Rammer G. Ben bunu çok sevmiştim. Bana göre en güzel switch'ler bunlar demiştim. Fakat dedim ki ben bunu yanlışlıkla mı yapmışlar? Nasıl yapmışlar bilmiyorum. Media Markt'ta 300 liraya gördüm. Acaba ben mi yanıldım? Yanımda biri daha vardı. Bak ben mi yanlış görüyorum? Hakikaten G413 gibi yüksek düzeyde bir mekanik klavye. Işıklandırması tek kırmızı. Ve çok güzel bir mekanik klavye. 300 lira. Gümüş rengi şu an az önce internetten araştırdım. 330 mu 340 liraya mı ne? Yani Logitech'in mekanik klavyesi 340 lira süper bir fiyat. Kesinlikle tavsiye ederim ve bunu söyledim ben. Ama bunun için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Mevzu böyle. Siz yine de yorumlarda belirtin hangi ürünleri tanıtalım, ne istiyorsunuz. Zaten ben bunları tamamen sizin isteğinize göre getiriyorum her şeyi. Siz yazın, yalanlar olsun, bilmem ne olsun hepsini bildirin. Biz bunları tanıtırız sizin için. Böyle diyelim arkadaşlar. Üstüm nasıl? Farklı bir şey olsun. Üstüm nasıl? Çünkü arkadaşlarım biraz dalga geçti. Sevmediler. Ben beğendim. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan takip edin. YouTube'dan abone olun. Hala izlenmelerimiz biliyorsunuz. İzlenmelerimiz abone sayımızı geçiyor. Çok garip şeyler oluyor. Tabii abone sayısı da biraz arttığı için bazen geçemediği durumlar oluyor. Lütfen olaysız bir şekilde ayrılalım abi şu kanaldan. Yani bir kere de şu kanaldan bizim takipçiler ayrıldığında kavga çıkmasın abi. Yeter artık. Olaysız. Tamam mı?
Böyle diyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.